Hepiniz merhaba gençler, ben Lasbel. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlere güzel bir paket tanıtacağım arkadaşlar. Paket tanıtımına geçmeden önce sizden ufak bir ricam olacak. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz Discord sunucusu benim Discord sunucum, yani YouTube sunucum. Açıklama kısmında linki bulunmakta. İsterseniz gelebilirsiniz. Paketi indirmek isteyen kardeşlerimiz zaten gelir çünkü linkler burada. Şimdi arkadaşlar kısadan birkaç şeye cevap vereceğim. Çünkü bana Discord özelden veyahut yorumlarda soran arkadaşlarımız oluyor. Onlara cevap vermek amacıyla çekiyorum bu kısmı. Şimdi arkadaşlar birinci soru. Paketleri nasıl indireceğiz? İşte video çekip link vermeyip sizi mi kandırıyorum falan filan. Çünkü bayağı özelden küfür edin bizi kandırıyorsun linkler nerede falan diye. Şimdi arkadaşlar kısadan linkleri nasıl göreceğinize başlayalım. Sunucudaki linkten sunucuya girdiğinizde Discord linkinden burada doğacaksınız. Yani burada başlayacaksınız, özür dilerim, doğacaksınız da Minecraft'tan alıntılar. Burada başlayacaksınız bu ekranda. Burada abone ses ve abone bilgi ekranımız var. Abone bilgiden ne yapacağınıza dair fikir alacaksınız. Ne yapacakmışız? By Lastpell ve Lastpell kanalına abone olacakmışız. Abone olmak, son videoya like atmak ve sonra da abone kanalına SS atmamız gerekiyormuş. Bakalım. Mesela burada bir arkadaşımız ne yapmış? Son videoma değil ama izlediği videoya, yani paketini almak istediği videoya like atmış. Bildirimleri açmış ve abone olmuş. Buradan kardeşimize teşekkür ediyorum. Ve ne yapmış? Linki atmış. Ay özür dilerim, fotoğrafı atmış ve Immortal, yani yetkilimiz, kendisine abone rolünü vermiş. Görmüş olduğunuz gibi. Yani siz de böyle abone rolünüzü alabilirsiniz. Bu soruya cevap vermiş oldum. Şimdi paketleri nasıl indireceğiz? Şöyle, burada paket link odası bulunmakta. Bu odaya giriyorsunuz ve orada linkler sıralanmış bir şekilde duruyor. Yani nasıl? Şöyle, paket link odasında minimum diyelim 8 tane link var. Bu linkler üst üste duruyor ve RAR şifreleri odanın üst kısmında, yani şu abone ses kısmında, mesela şurada paket link yazdığını düşünün. Şurada RAR şifreleri yazıyor ve onun dışında her paketin sağ tarafında paketlerin, yani rarların, paketin içindeki rarların şifreleri bulunuyor. Öyle indirip rar şifresini girerek paketi masa üstünüze kurabilirsiniz. Şimdi şuna da cevap vereyim. Özelden isteyenlerin paketlerini editliyor muyum? Çünkü ücretsiz paketleri indirip bana özelden ya kardeşim şunu 2 dakika editlesene benim sunucu için diyen arkadaşlarımız olabiliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var, kusura bakmayın ama benim de işlerim oluyor. Ve ben bu paket işini genelde ücretli yapıyorum. Ücretsiz paketleri nasıl editleyeceğinize dair videolarım var. Şu an sağ üstteki kartlardan çıkmış olmaları lazım. O videolardan gidip nasıl editleyeceğinize bakabilirsiniz. Ama ücretli bir şekilde edit yapıyor muyum? Evet, ücretli bir şekilde paket editlemeleri yapıyorum. İşte istediklerinizi ekliyorum, istediklerinizi çıkarıyorum, düzeltmeler yapıyorum. Kafanıza göre, yani ne isterseniz onu yapıyorum ücret karşılığında. Ve satışta olan paketlerim de var zaten. Bu paketleri de satıyorum ve onların da editlerini ücretli yapıyorum. Yani hiçbir sıkıntı yok. Bana yazıp bilgi alabilirsiniz. Bunu da cevaplamış oldum. Kısadan şimdi tanıtıma geçelim. Paket, Thunder Network'ün plugin paketi. Hemen login'imizi yapalım. Login olması lazım şu an. Evet, doğru. Şimdi arkadaşlar paket OP Skyblock plugin paketi öncelikle. Bu arada videoda sesim çok fazla veya işte nefes alma seslerim geliyor olabilir. Bunun için özür diliyorum. Bunun nedeni kendi mikrofonum bozuldu. Kulaklığıma mikrofon ile çekiyorum videoyu. Logitech kulaklığımın. Ya ve ilk kez bu mikrofonu kullanıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi girdik sunucuya. Sunucuya girdiğimizde spawn'da doğuyoruz normalde. Hemen spawn'a gidelim. Spawn burası. Burada klasik nasıl oynanır? Blok bilgi, kurallar, mağaza ve komutlar var. Komutlar böyle klasik komutlar. Mağaza VIP bilgi zaten. Kurallar klasik server kuralları. Blok bilgi adaya level veren blokların bilgileri. Levelleri. Vote skipler kısmından ayarlayabiliyorsunuz. Hızlı geçeceğim çünkü vaktim kısıtlı. Hemen videoyu çekip yüklemek istiyorum kanala. Çünkü vaktim cidden kısıtlı arkadaşlar. Cidden özür diliyorum sizden. Uzun uzun anlatmayacağım. Ama zaten indirdiğinizde kendiniz güzel bir şekilde inceleyebilirsiniz paketi. Ha, bu arada şu detayı da ekleyeyim. Paketin sahibinden izin aldım. Bu paketi ben zamanında bir YouTuber arkadaşıma satmıştım. Paketi geçenlerde rastgele öyle bakarken buldum. Kendisinden de rica ettim paylaşmak için. İznini aldım ve paylaşıyorum paketi. Burada oyuncu marketi bulunmakta. Madenler falan filan. Burada istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çok iyi plus bu yine. Burada warp'lar var. Burada da ada oluşturma menüsü falan. Warp edit'e gidelim. Warp edit böyle başlıyor.
burada köylüler ve bir adet kasamız bulunmakta. Köylülerden kazma, spawner, blok veyahut bir ton şey satın alabilirsiniz. Burada da obsidyen bulunmakta. Hemen başlayalım. GM1 geçiyorum. 2 stok obsidyen alıyorum. Kırıyorum. 2 stok obsidyen arkadaşlar toplamda 48 adet. Bir saniye özür dilerim. Toplamda 48 adet Thunder coin veriyor. Thunder network parası. Bu Thunder network parasının 64 adet 64 adeti bir adet özel Thunder network parası yapıyor. Oradan istediğiniz gibi alışveriş yapabiliyorsunuz. Bunu siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz scriptler içerisinden. Tekrar spawn'a dönüyorum. Klavyesiz fazla geliyor olabilir, kusura bakmayın. Döndüm. Burada bahis sistemimiz bulunmakta. Villager Fight plugin'i soran olursa diye söylüyorum. Burada arkadaşlar bu plugin'de buradan bahis oynayabiliyoruz. Plugin'i saate ayarla, her gün saat 7'de otomatik. Burada VS başlıyor ama sonucuda minimum 10-15 kişinin olması gerekiyor başlaması için. Slash roulette var. O bug'daydı. Yani roulette dönmüyordu. Ben onu halledeceğim. Öyle paylaşacağım. Merak etmeyin. Onun dışında kasalar bulunmakta. Kasaları istediğiniz gibi Crazy Crafters plugin paket plugin'in içerisinden, klasörün içerisinden değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında Leaderhead plugin'ini kaldırdım çünkü crack'ti. Ne olur ne olmaz diye. Kaldırdım, zaten çalışmıyordu. Burada sıralama sistemi, bunda script'i vardı. Çalışıyorsa kullanabilirsiniz. Muhtemelen çalışıyordur. Onun dışında göstermeyerken fazla bir şey kalmadı. Şimdi klasik yorumlarda izlemeden en başa atlayan arkadaşlarımız olacak. Onlar için söylüyorum. Arkadaşlar ben plugin nasıl editleyeceğinizi gösterdiğim videolarım var. Ama normal tekrar göstereceğim ve kısa göstereceğim. Şimdi öncelikle adaları nasıl sıfırlayacağım diyen arkadaşlarımız oluyor. Adaları şöyle sıfırlayacaksın kardeşim. Adaları Askablo'ya gireceksin öncelikle. Players'ı sileceksin. Ondan sonra gideceksin Logel. Adaları sıfırladın şu anda Players'ı silerek. Ve Thunder Network yazılarını silmek istiyorsun adada oluşan veya adayı açtığındaki. TRTR kısmına giriyorsun. Buradan CTRL-H yaparak Thunder diye arattığında burada Thunder Network yazısı çıkıyor. Bunu değiştireceksin öncelikle. Ondan sonra Block Walls'tan ada block levellerini değiştireceksin. Bundan da buradan da yani ada görevlerini değiştireceksin. Başka uğraşman gereken bir şey yok. Buraya döneceksin. Askyblo. Delete yapıp sileceksin. Ve adalar sıfırlanmış olacak. Oyuncuları sıfırlayacaksın. Essentials'a gireceksin. Users data'yı sileceksin. Grup manager'a geleceksin. Roles deyip role deyip Users'i sileceksin. Ve bir dakika. Plugin'in ismini unuttum ya. Chess plugin'in ismi neydi? Vallahi ismini unuttum plugin'in. Sallayın. Slash chess plugin işte. Ondan içinden de olan chess'leri sileceksiniz. Onun dışında sıfırlamanız gereken başka bir şey yok şu anda hatırladığım. Kısaca böyle hani hızlı bir şekilde sıfırlayabiliyorsunuz sunucuyu. İsimleri de klasörlerin içine girerek değiştirebilirsiniz. Video kısaca böyleydi arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz aceleye geldi bu video. Ama bir sonraki video için topluluk kısmında anket başlattım. Bir sonraki videomuz ne olsun diye. O videoda bayağı güzel gelecek, merak etmeyin. Hepinizi seviyorum. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi Discord adresime bekliyorum. Görüşürüz. Bye bye.